Fizik problemlerini çözebilmek için sürekli matematiğe başvuruyoruz. Ve bu sebepten kaynaklı elimizde de bir dizi formüller var. Ancak bu formüllerin nereden geldiğini, nasıl türetildiğini bilmezsek onları da kullanamayız. Dolayısıyla işin arka planında yatan fiziği bilerek, formüllerin de nereden geldiğini anlayarak bu formülleri kullanabiliriz. Aksi takdirde bu formüller hiçbir işimize yaramayacaktır. Şimdi bir örnek üzerinden elimizdeki formülleri daha iyi anlamaya çalışalım. Önce tanımlardan başlayalım. Konum, bir cismin bulunduğu pozisyon. Hız ise konumundaki zamana göre değişiklik. İvme ise bir cismin hızının zamana göre değişmesi. Yani burada matematikte öğrendiğimiz türev mantığını kullanırsak konumun zamana göre türevi hızı verecek, hızın zamana göre türevi yani zamana göre değişimi bize ivmeyi verecek. Eğer ben bir fonksiyonun zamana göre türevini aldığında başka bir fonksiyonu buluyorsam, o bulduğum fonksiyonun da zamana göre integralini aldığımda tekrar bu fonksiyonu bulabilirim ama bazı eksikler kalır. Şimdi bu eksiklerin neler olduğunu ve fiziksel anlamını inceleyelim. Diyelim ki size x'e bağlı bir fonksiyonun x'e göre türevi verilmiş ve bu x'e eşit. O zaman bu fonksiyon ne olabilir? X kare bölü 2 artı c. Fakat bu c'nin ne olduğunu bilmiyorum. İşte buradaki eksik de bu. Bunu nasıl kullanabilirim, nasıl anlayabilirim, fiziksel olarak nasıl yorumlayabilirim? Bakalım. Bizim çözdüğümüz problemlerde ivme genellikle sabit. İvmenin değerine a diyelim. Hızın zamana göre türevi ivmeyi vermeli. Yani ivmenin zamana göre integrali de bize hızı vermeli. Dolayısıyla hız fonksiyonumuz da at gibi bir fonksiyon olmalı. Ama yanına bir de sabit gelmeli. T eşittir 0 anında eğer cismin ilk bir hızı varsa onu da buraya v0 diye yazabilirim. Böylelikle bu yazacağım hızın zamana bağlı fonksiyonu oluyor. T'yi 0 seçtiğim zaman hızım v0, ilerleyen zamanlarda a'ya göre hızın değeri değişecek. Konumun zamana göre türevi hız olduğuna göre hızın zamana göre integrali bana konumu vermeli. Yani 1 bölü 2 at kare artı v0t, bir de bir integral sabitim olacak. Bu integral sabitini nasıl bulabilirim? O integral sabitini de yazdığım zaman bu denklem bana konum zaman denklemini verecek. T'yi 0 seçersem şu iki terim gidecek. Dolayısıyla t eşittir 0 anında cismim neredeyse buraya onu yazmalıyım. Şimdi bazı yorumlarda bulunalım. Başlangıçta cismin hızı v0. Dolayısıyla ilerleyen zamanda v0'a eklenen şurada gördüğümüz terim olacak. Bu dolayısıyla cismin hızındaki değişiklik. Burada da başlangıçta cismin konumu x0. Buradaki değişimi veren ifade bu. Yani cismin pozisyonundaki değişimi gösteren ifade delta x bu şekilde bulunabilir. Eğer bana bir cismin ivmesi verilirse ben cismin son hızını bulamam. Kesinlikle ilk hızını ve zamanı bilmem gerekiyor. Benzer bir şekilde cismin belli bir zaman içerisinde ne kadar yer değiştirdiğini biliyorsam cismin son konumunu bulamam. Cismin son konumunu bulmam için cismin başlangıçtaki konumunu bilmem gerekiyor. Dolayısıyla şöyle bir yorum yapabiliriz. Konum zaman grafiğin altında kalan alan size yer değiştirmeyi verecek. Hız zaman grafiğin altında kalan alansa size hız değişimini verecek. Fakat bunlar size ne son hızı ne de cismin son konumunu söyler. Bunun için bir de şu bilgilere sahip olmanız gerekiyor. Fizik çalışırken karşınıza çıkan bu gibi formülleri mutlaka böyle basamak basamak anlamalı ve anlamlandırmalısınız. Aksi takdirde burada verilen ifadeler, formüller ezberlenmiş bile olsa sınavda hiçbir işinize yaramayacak. Önemli olan bunların yorumlanması. Hepinizin bildiği gibi fizik problemlerinde buradaki bilgiler aslında farklı şekillerde ifade ediliyor. Nasıl olabilir? Mesela serbest düşmeye bırakılmış bir cisim dediği zaman cismin ivmesini biliyorum ben ve ilk hızını biliyor oluyorum. Eğer bana cismin atıldığı yükseklikte verildiyse o zaman cismin artık ilk konumunu da biliyorum. Eğer son durumda da cismin yere çarptığı söyleniyorsa yani t anında cismin yerden yüksekliğinin sıfır olacağını söyleyerek buradaki bilinmeyen zamanı bu denklemden çözebilirim. Daha sonra zamanı da burada çözdükten sonra bu bildiklerimi yerine koyarak cismin yere çarpma hızını ve benden istenen diğer detayları hesaplayabilirim. Diyelim ki siz elektrostatik konusu içerisindeki Coulomb kuvveti, elektrik alan, elektrik potansiyel enerjisi ve elektrik potansiyeli formüllerini ezbere biliyorsunuz. Bildiğiniz gibi sadece bu formülleri ezbere bilerek çözebileceğiniz bazı sorular var. Ama geriye kalan birçok soruyu sadece bu formülleri ezberleyerek çözmeniz neredeyse imkansız. Dolayısıyla öncelikli olarak kuvveti anlamalısınız. Daha sonrasında elektrik alanın ne olduğunu anlamalısınız. Yine benzer şekilde kuvveti anlayarak
elektrik potansiyel enerjisinin ne olduğunu anlamalı ve neden potansiyel diye bir şey tanımladığımızı burada anlamalısınız. Buna ek olarak burada gördüğünüz kuvveti Newton mekaniğindeki kuvvetle ilişkilendirebilmeli. Yine burada gördüğünüz enerjiyi de kinetik enerji gibi, kütle çekim potansiyel enerjisi gibi diğer kavramlarla birleştirebilmelisiniz. Buradaki formüllerden iki tanesi vektörel, iki tanesi de skaler. Kuvvetin bir vektör olduğunu biliyoruz. Elektrik alan da bir vektör olarak tanımlanıyor. Ama potansiyel enerji ve potansiyel bir skaler olarak tanımlanıyor. Bu aradaki ayrımı da gerçekten iyi anlamanız gerekiyor. Bu tahtada yazanlar sadece bazı matematiksel ilişkiler. Bu matematiksel ilişkileri doğuran fiziksel konuyu anlamazsanız eğer bunların sorularını çözmekte oldukça zorlanırsınız. Genellikle fizikte formüllerin olduğu gibi bir ön kabul yapılır. Fizikte formüller vardır, formüller çalışılmalıdır, önce formüller öğrenilmelidir diye düşünülür. Çoğunlukla da bu formüller tek başına bir işe yaramadığı için fizik dersi zor bir ders olarak kabul edilir. Bu yüzden fizikte bir konu çalışırken sadece formülleri ezberleyip geçmeyin. Arka planda yatan fiziksel gerçekliği anlamaya çalışın. Hatta mümkünse bu formülleri kendi başınıza çıkarabilecek bir seviyeye gelin. Hatta konuyu da bir tanıdığınıza, bir arkadaşınıza anlatabilecek düzeye geldiğinizden emin olun.